Hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu olarak gençlerimiz için, çocuklarımız için, toplumumuz için risk olan her konuda mücadele verme konusunda bir kararlılığımız var. Toplumdaki riskleri ne kadar azaltabilirsek çocuklarımızı, gençlerimizi o kadar daha iyi koruyabiliriz. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bireyleri geliştirebiliriz. Tabii ki bu kez bir konuda daha yüzleşmek için bugünkü basın toplantısı düzenledik. Uyuşturucu, pedofili ve istismar. Bize göre ciddi bir risktir ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu konulara karşı toplum olarak hazırlanmamız gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi koruma zırhımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bir ajansla işbirliği halinde böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var bu çalışmada. Bizim aslında özlediğimiz ve beklediğimiz şey bütün kurumların bu mücadelemizde bizim yanımızda olması, paydaş olması ve bugünkü panelin düzenleme noktasına geldik. Ben bu noktada bütün ilgili kurumlara da teşekkür etmek istiyorum. Polis Genel Müdürlüğümüz bize bu konuda destek verdi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ki çok önemli bir görev üstleniyorlar. Onlar bize destek verdi. Psikologlar Derneği bu panelde destek veriyor. Yine okullarımızda görev yapan psikolojik rehberlik öğretmenlerin derneği bu panelimize bize destek veriyor. Yakında o üniversite psikoloji bölümü, onlar her zaman bizlerle. Onların çok büyük bir desteği olacak. Ve tabii ki medya etik kurulu, medyada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle istismar ve bu konularda çok çok dikkat etmemiz gereken konuların birinde. Onlar bize, panelimize destek verecek. Tabii ki bizim burada amacımız bugün hem bu basın toplantısının amacını, hedeflerini anlatmak hem de bu panelin ardından, bu panelde çıkacak görüşler ve öneriler ışığında daha sonra bilimsel bir noktaya getirerek bu çalışmalarımızı daha üst düzeye taşımaktır. Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi sözü arkadaşlara veriyorum. Öncelikle Polis Genel Müdürlüğü adına toplantımıza katılan arkadaş şubeden Umaç Volkan Bey'e sözü veriyorum. Teşekkür ederim. Polis müfettişi Umaç Volkan. Yine Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun gerçekleştirdiği duyarlı bir etkinlikle hep beraberiz. Bilindiği üzere tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu büyük bir tehdit uyandırmaktadır. Ve her geçen günde uyuşturucu kullanım yaşının daha da aşağılara indiğini gözlemlemekteyiz. Bizler Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü olarak bu konuda üzerimize düşen görevi özveriyle ve sevgiyle gerçekleştirmekteyiz. Tabii ki bu başta aileler, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve devletin tüm organları işbirliği ve duyarlı çalışmaları içerisinde bu kanayan yarayı bir şekilde sarma gerçekleştirilecektir. Bir işbirliği içerisinde bu görevi yapmamız gerekmektedir. Böyle bir güzel organizasyon düzenlediği için başta Hasan Bey olmak üzere bütün komisyon üyelerine ben teşekkür ederim. Bilindiği gibi uyuşturucu, pedofili ve istismar sosyal hizmetlerin çalışma alanına giren konulardandır. Tabii ki istismar aslında eskiden de vardı. Şu anda basında her ne kadar daha görünür olsa da geçmişte de vardı. Fakat insanlar bunun farkında değildi. Şu anda farkındalık arttı. Kişiler artık bunlara hayır diyemiyor. Eskiden üstü örtülüydü. Şu anda ihbar ediyorlar. Farkındalıkları arttı. Artık istismara dur diyor insanlarımız. Bugün mesela basında yer alan bir haber, en büyük ceza verildi çocuk istismarına. Bu tabii bizim için çok sevindirici ama üzücü olan tarafı keşke hiç yaşanmasaydı ve keşke bu çocuk daha önce başvursaydı yetkililere. İşte
bir yandan basının bu tarafı çok güzel görünür kıldı. İnsanlarımızı başvuruya sevk etti. İç yaşanmaması dediğimiz gibi en önemlisi, ama Sosyal Hizmetler Dairesi olarak bütün çalışma hayatımız bu konularla geçiyor. İşte çocuk istismarına nasıl hayır diyebiliriz? Nasıl bu insanlarla birlikte çalışarak bu istismarlara engel olabiliriz? Burada bireylerin güçlendirilmesi çok önemli. Bireyin güçlendirilip yargıya, sosyal hizmetlere, polise başvurabileceğini bilmesi ve bu istismarın suçsuz kalmaması, faillerin cezalandırılması çok önemli bence. Biz de işte sosyal hizmetler olarak yapacağım konuşmada da çocuk istismarı, sosyal hizmetlerin yaptığı uygulamalar, kanunla ilgili kısımlara değineceğim. Dediğim gibi bu komisyonda ve bu konuşmada yer almaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim kendim ve dairem adına. Evet, şimdi sözü yakında o üniversite psikolojisi. Evet, ben de bu projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Ne yazık ki toplumumuzda aslında bu üç başlığa da baktığımızda bir tabu halinde konuşulması, söylenmesi çok zor bir şey. Bugün bunu konuşabilmek bile çok büyük bir ilerlemeye işaret aslında. Kaldı ki bunu yaşayanların bunu söyleyebilecek duruma gelmesi. Ancak bizlerin bu tarz organizasyonlarla daha fazla bunu dile getirmesiyle olacağına inanıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. O yüzden ben gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu mücadeleyi yürütürken Omaç Bey'in de söylediği gibi sivil toplum örgütlerinden de çok büyük destek almamız gerekiyor. Biz özellikle Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak bir destek programı hazırladık ve onu yürütüyoruz. O program çerçevesinde bize bireyler ya da aileler bağımlılık, istismar sorunuyla başvuruyorlar. Ve biz onlarla birlikte bir program yürütüyoruz. İşte yönlendirme, doğru tedavi alma, uygun yaklaşımda takip etme gibi. Biz özellikle programda şunu yapmaya çalışacağız panelde. Bizim vakalarımızın istismar ve pedofili açısından nasıl bir öyküsü var ve biz bunu nasıl ele alıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz, ona vurgu yapacağız. Uyuşturucu ve istismar konusundaki sorunlar artık hepimizin malumu olmuş bir durumda. Ajans olarak bu konuların sadece devletin mücadele etmesi gereken konular olmadığını düşünüyoruz. Bunun için de böyle bir organizasyona katılma kararı aldık. Uyuşturucu ve istismar, resmi kurumlar, medya, sosyal yapı, iş dünyası ve bunun gibi birçok etkenin bir araya gelmesiyle mücadele edilebilecek bir konu. Bu sorunların çözümü için bu sempozyumun da gayet etkili olduğunu düşünüyoruz. Hemen hemen her alandan etkin bir katılım olacak ve etkili bir sonucu olabileceğini düşünüyoruz. Biz de böyle bir organizasyona katkı koymaktan, böyle bir mücadelenin içinde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Teşekkür ederim.